Değerli abonelerim, kanalımızda sizlere onlarca videoyla tanıttığımız Afrodisias Antik Kenti'nin genel çalışmasını ve toplu bir videosunu sunmak istiyorum. Görmüş olduğunuz yer Afrodisias Antik Kenti'nin merkezi noktası. Burada kentin müzesi ve çevresinde kentin ünlü lahitlerini görmektesiniz. Yine birçok fresk, büst, onurlandırma yazıtları da bu alanda bulunmakta. Afrodisias bölgesi M.Ö. 6000'lere kadar uzanan bir tarihe sahip. Hititlere kadar gelen tarih bölümünde burası küçük bir köyken M.Ö. 2. yüzyıldan itibaren bir kent devleti, polis haline gelmiş ve oldukça büyümüş. Daha sonra ise Roma'da İmparator Augustus'un yani Octavian'ın bu kenti onurlandırması ve koruması altına almasıyla çok daha zengin ve büyük bir şehir haline gelmiştir. Eski Karya'nın en büyük şehri ve çevresinde bulunan birçok şehirde buranın teritoriumu yani bağlı toprakları içindeydi. En önemli yapılarından bir tanesi biraz önce görmüş olduğumuz imparatorlara adanmış olan büyük tapınak. Yine bölgede çok büyük bir cadde var. Buraya Tetrapylon Caddesi adı verilmekte ve cadde boyunca birçok onurlandırma yazıtı ve heykel bulunmaktaydı. Bunlardan çıkarılanlar hala bölgede sergilenmekte, kazılarla devam etmekte. Kentin ortaya çıkmasını bir şans sağladı. Fotoğrafçılarımızdan Ara Güler bölgedeki bir baraj açılışına giderken yolunu kaybetmesi sonucu Geyre'ye geliyor ve Geyre'nin bir antik kentin üzerinde kurulu olduğunu görüyor. Her evin önünde antik yapılara denk geliyor ve bunu fotoğraflayarak dünyanın özellikle arkeologların bundan haberdar olmasını sağlıyor. Daha sonra da yurt dışında eğitim görmüş olan önemli arkeologlarımızdan birisi olan Kenan Tevfik Erim bu bölgenin kazılarını başlatıyor ve bu kazılar sayesinde ve devam eden restorasyonlarla 30 yıl boyunca yapılan kazılarla şehir tamamen açığa çıkarılıyor. Kenan Erim 30 yılını bu kente verdikten sonra 1990'da vefat etmiştir ve mezarı da burada bulunan Afrodit kutsal alanının Tetrapylon'un hemen yanı başındadır. Görüntülerde önemli yerlerin videolarını görmektesiniz. Çok büyük olan bir tiyatrosu var. Tiyatronun önünde bir tiyatro hamamı, onun önünde Tetraston adı verilen bir meydan ve yine sağ tarafında yine birçok şehirde görmediğimiz devasa bir havuz barındıran bir palmiyeler parkı bulunmakta ki bu bir şehir parkı şeklindeydi. Parkın kuzey tarafında İmparator Hadrian'a adanmış olan yine devasa bir hamam bulunmaktadır. Hamamlar çok sayıdaydı. Buradan çıkarılan heykellerin bir kısmı yerlerinde, bir kısmı da yine antik kentin merkez noktasında oluşturulmuş olan büyük bir müzede sergilenmekte. Afrodisias'ı ünlü yapan özelliklerden birisi tanınmasını sağlayan bu Tetrapylon adı verilen büyük kanıtsal yapı, burası Afrodit kutsal alanına girişi sağlamaktaydı. Ve hemen bitişiğinde de Afrodit Tapınağı vardı. Bu tapınak daha sonra da Hristiyanlar tarafından kilise olarak kullanılmıştır. Müzenin bulunduğu alanın çevresinde çok sayıda lahit var. Burası Temonos Villası ya da evi adı verilen büyük alan. Lahitler bölgenin zenginleşmesini, şehrin zenginleşmesini sağlamış. Çünkü kentin 6 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Babadağ'dan çıkarılan taşlar sayesinde heykel ve lahit üretimi ticaret haline gelmiş. Kentin stadyumu da 30.000 kişilik kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük ilk 3 stadyumu içine girmekte. Çok büyük ve sağlam bir stadyum halinde. Müzenin çevresinde bulunan lahitleri görüyoruz. Burada yaklaşık olarak 3000 civarında lahit tespit edilmiştir ve bunlardan 600 kadarı sergilenmekte. Müzenin içinde de 3 farklı salonda çok büyük eserler, çok büyük sayıda eserleri görmekteyiz. Bunları da diğer videolarımızda ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Afrodisias ülkemizde yaşayan ya da yurt dışına gelen herkesin mutlaka görmesi gereken çok önemli bir kültür noktası. Videomuzun devamında çekmiş olduğumuz fotoğraflardan oluşan bir slide gösterisiyle sizlere veda etmek istiyorum ve burayı mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum.